İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan, Fransa'da Ermenilere yapılan Türk saldırılarını kınadı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh Savaşı'nda yaralanan Vahan Badasyan'ı ziyaret etti. Düşman sabahtan beri Stepanakert, Mardakert ve Şuşi'yi bombalıyor. Artsakh Cumhuriyeti'nde yerli halkın kendi kaderini tayin hakkı için mücadele. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım tehdidi büyüyor. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı yeni bir girişim başlatıyor. Batı Ermenistan'ın gitmeye değer yerleri. Batı Ermenistan, dün Fransa'da Türklerin düzenlediği Ermenilere karşı saldırıları şiddetle kınamaktadır. Özellikle dün akşam Fransa'nın Lyon kentinde sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce Türk sokağa çıktı ve yakıp yıkmak için Ermenilere ait iş yerlerini aradı. Dün sabah Ermeni protestocuların Azerbaycan ve Türkiye'nin Artsakh'a yönelik saldırılarına karşı protestolarını ifade ederek Valence ve Viyana'ya giden karayolunun iki tarafını kapattıklarını ve eylem sırasında bir grup Türk'ün Ermeni göstericilere çekiç ve bıçaklarla saldırıp bir çocuğu olmak üzere ondan fazla kişiyi yaraladığını hatırlatalım. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bir hastanede tedavi gören savaş arkadaşı Vahan Badasyan'ı ziyaret etti. Görüşmede Devlet Başkanı Abrahamyan ve Artsakh gazisi Badasyan özellikle Western Armenia TV için mevcut savaş durumunu ve sonuçlarını ele aldılar. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sözcüsü Vahram Boğosyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre sabah saat 8'de Artsakh'ın başkenti Stepanakert'te hava saldırısı alarmı verildi. Artsakh'ın Stepanakert, Şuşi ve Mardakert şehirleri düşman güçlerinin Smerç reaktif füze sistemleri tarafından bombalanıyor. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu'na göre düşman uluslararası insani ve evrensel hakların gereklerini bir kez daha ihlal ederek sadece sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Bu da sivil halk arasında yaralanmalara yol açtı. Askeri operasyonlar cephe hattının farklı yönlerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Artsakh'taki kriz etrafında tahrifatlar ve jeopolitik uydurmalar döndürülüyor. Tarihsel gerçekleri tahrif eden medya, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı ama Azerbaycan'ın talep ettiği topraklarda aynı derecede süren savaş faaliyetleriyle ilgili askeri saldırı sahneleri sunuyor. Bu sahneler her ortaya çıktığında Ermeni Kurtuluş Güçlerinin çabalarının gerçekliğini Batı Asya'da bir toprak anlaşmazlığı masalına dönüştürüyorlar. Belirleyici bir belgenin tanımı olmadan savaşın hiçbir değerlendirmesi mümkün değildir. Artsakh bağımsız cumhuriyetinde yaşayan yerli yani otokton Ermeni halkı şimdi kendi kaderini tayin hakkı için savaşıyor. Misket bombaları, insansız hava araçları saldırıları ve tarifsiz insan hakları ihlalleriyle bombalanan Artsakh halkı Ermeni nüfuslu atalarının topraklarında yaşama ve kendilerini yönetme haklarını savunuyor. Senaryoyu başka bir şekilde sunmak anlamsal bir hata değildir. Yerli yani otokton halkın topraklarını Azerbaycan'ın taleplerine bırakmak demek, müttefik Türk'ün Neo-Osmanlı soykırım politikasına fırsat vermektir. 23 Ekim'de Artsakh'ta olağanüstü hal ilan eden Genocide Watch, Azerbaycan'ın eylemlerini soykırımın gelişmesinin 9. ve 10. aşamaları olarak sınıflandırdı. Bu aşamalar imha ve reddetmeye denk geliyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Rusya'dan S-400 uçak savar füze sistemlerinin satın alınmasıyla bağlantılı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlar tehdidi büyüyor. TASS Ajansı'nın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri ve siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper Ankara'ya böyle bir uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi gazeteciler için düzenlenen çevrimiçi briefingde verdiği demeçte Washington'un S-400 sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili olarak Ankara'ya karşı kısıtlayıcı tedbirler kullanması hakkında yorumda bulunarak Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamındaki yaptırımlara gelince bunların uygulanma riski hiçbir zaman ortadan kaldırılmadı. Şimdiye kadar, geçen yıl ve şimdi gördüğümüz şey artan bir risk dedi. Sevgili dostlar,
mevcut savaş durumuna göre Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı yıllar içinde yayınladığı tüm çalışmalarını Ermeni zimborlarını desteklemek ve zaferimiz için satışa çıkarıyor. Şu andan itibaren herhangi bir kitabı seçebilir, fiyatını Hayastan adlı Pan Ermeni Fonu'nun himnadram.org adresine aktarabilirsiniz ve makbuzla Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın ofisine gidebilir ve kitabınızı alabilirsiniz. Adresimiz Yerevan, Marshal Bahramyan 24'te Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin tarih enstitüsü, 6. kat. Batı Ermenistan'da sonbahar tüm doğaya hakim olarak her şeyi masalsız renklerle boyadı. Birçok gitmeye değer yerler de karşılıksız kalmayarak görüntüleriyle yerli halkı ve turistleri hayran bırakıyor. Bu yerlerin birçoğundan bahsedebiliriz. Fakat bugün muhteşem Berkili Muradiye Şelalesi'ni ve Munzur Dağları'nı vadisiyle birlikte ayırmak istiyoruz. Berkili Şelalesi her mevsim eşsiz güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Kışın donmuş, yazın ise berrak ve gürültülü sularının akışıyla hep başka bir güzellik sunuyor. Bu renkli sonbahar görünümüyle doğa tutkunlarını büyülemeye ve cezbetmeye devam ediyor. Munzur Dağları'nda ve ormanlarında daha da güzel bir manzara açılıyor. Aşağıda akan Munzur Nehri bu harika doğanın güzelliğini tamamlıyor gibi görünüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Arazapin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.